Deniz yıldızları kopmuş kollarının yerine yenisini çıkartabilir. Yassız solucanlar vücutlarının yarısından fazlasını yeniden oluşturabilir. Bu kertenkele bir yırtıcı hayvana kaptırdığı kuyruğunu orada bırakıp daha sonra tekrar aynı kuyruğa sahip olabilir. Bizim organlarımızda kertenkele kuyruğu gibi yeniden oluşabilse müthiş olurdu ama oluşamıyor. İnsan vücudunda ise buna en yakın şey karaciğerlerimizin kendini yenileyebilmesi. Şimdi başa dönelim. Vücudumuz organlardan oluşur. Organlar da dokulardan. Dokular da sinir hücrelerinden tutunda kemik ve deri hücrelerine kadar çok çeşitli hücrelerden meydana gelir. Ve hücrelerimiz sürekli olarak ölür, kazınarak veya kan yoluyla dışarı atılır. Dolayısıyla sürekli yeni hücreler üretmek zorundayız. Neyse ki vücudumuzda kök hücre adını verdiğimiz bu hücrelerden bulunur. Bunlar mesela bir karaciğer veya kan hücresine dönüşebilir. Yani farklılaşabilir. Biz embriyo halindeyken kök hücrelerimiz süper güçlere sahiptir. Pluripotenttirler. Yani vücudumuzun ihtiyaç duyabileceği her tür hücreye dönüşebilirler. Mide çeperimizden kaslarımıza, derimize kadar her şeyimizin gelişmesinde yardımcı olurlar. Ama ne zaman ki yetişkin oluruz, kök hücrelerimizde süper güçlerini kaybederler. Yetişkin kök hücreleri her türlü hücreye dönüşemez. Kemik iliğimizdeki belli kök hücreler kan veya bağışıklık hücrelerine dönüşmek zorundayken, bağırsaklarımızdaki kök hücreler bağırsak hücrelerine dönüşmek mecburiyetindedir. Bu kök hücrelerin bir karaciğer veya sinir hücresine dönüşmesi mümkün değildir. Kertenkelelerin kök hücreleri ise süper güçlerini hiçbir zaman kaybetmez. Kertenkelenin kuyruğu düştüğü zaman çok sayıda pluripotent kök hücre kuyruk köküne hücum ederek rejenerasyon blastaması adı verilen kitleyi oluşturur. Pluripotent kök hücreler deri, kas veya kemik hücrelerine, daha doğrusu kertenkelenin kuyruğunu yenilemek için ihtiyaç duyabileceği her türlü hücreye farklılaşabilir. Peki insanların mesela kolları neden yeniden oluşamıyor? Bilim insanları bunun evrimsel bir ödünleşim olduğunu düşünüyor. Kertenkelelerin vücutları küçük olduğundan kuyruklarının yeniden çıkması birkaç haftalarını alıyor. Oysa bir insanın kolunun yeniden oluşması çok daha fazla zamana ve enerjiye mal olurdu. Buna pluripotent kök hücreleri stokta tutmak için gereken enerjiyi de ekleyin. Dolayısıyla tüm bu zaman ve enerjiyi harcamaktansa Vücudumuz zarar gören organ ya da parçamız üstünde bir yara dokusu oluşturuyor ve biz de zaman içinde kolsuz yaşamayı öğreniyoruz. Fakat karaciğerimiz biraz daha farklı. Karaciğerimiz iç organlarımızın en büyüğüdür. Sindirime yardımcı olur, besinleri ve bağışıklık sinyal moleküllerini depolar, kanımızdaki atıkları filtreler. Karaciğerimiz iflas edecek olursa birkaç gün içinde ölürüz. Ama biz bunun önüne geçecek şekilde evrimleştik. Karaciğerimizin %75'ini bile kaybetsek, kalan karaciğer hücreleri bölünüp çoğalarak yeni bir karaciğer dokusu meydana getirebiliyor. Ama bu yenilenme süreci kök hücreler yoluyla gerçekleşmiyor. Dolayısıyla oluşan yeni yapı eskisiyle aynı olmuyor. Yani bu kertenkele kuyruğundaki gibi gerçek bir rejenerasyon değil. Yine de yeni karaciğerimiz bizi hayatta tutacak kadar işlev görüyor. Peki ya karaciğerimiz vücudumuzun onaramayacağı kadar büyük hasar gördüyse? Mesela kardeşimizin sağlıklı karaciğerinden aldığımız parçayla bu doku kültürü laboratuvarında yeni bir karaciğer üretip kendimize nakledemez miyiz? Sorun şu ki karaciğer hücreleri vücudun dışındayken nakil için yeterli dokunun oluşabileceği kadar uzun yaşayamıyor. MIT'nin çok ölçekli, rejeneratif araştırmalar laboratuvarındaki bilim insanları bu sorunu halen çözmeye çalışıyorlar. Karaciğer hücrelerini tam işlevli karaciğerlere dönüştürmek için insan vücudu ortamını bir laboratuvarda nasıl yaratabiliriz? ve karaciğer daha sadece başlangıç. Mesela kalp ve beyin gibi diğer organların hücreleri karaciğer hücreleri gibi bölünmüyor. Araştırmacılar bu hücreleri ve kök hücreleri kandırarak bu gibi organ ve vücut parçalarını rejenere etmenin yollarını arıyorlar. Yani şimdilik bu sürüngen dostlarımızdan bir adım gerideyiz. Ama onları yakalamak için çok çalışıyor ve git gide yaklaşıyoruz. Dikkatli olun küçük dostlarım. Merhaba, ben Sari. Sesli bilim izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz bir de şunlara bakın derim. Daha fazla bilgi için web sitemize bakın. Ziyaret edin yani.